Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Aylin Koncak, mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim Beykent'te. Ben de Begüm Pekmezci, ben de mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim Beykent Üniversitesi'nde. Peki bizlere projenizi anlatabilir misiniz? Neler yaptınız bu dönem? Bizim bu dönem kentsel tasarım ve planlama dersindeki konumuz Koca Mustafa Paşa Meydanı'nda bir kentsel tasarım projesi yürütmekti aslında. Daha detaylı bir şekilde yine sunumumuzda bahsederiz ama tarihi yarımadada belirli bir gezi aksımız vardı. Onun üzerinde bir bölge seçtik ve onun sorunlarını, oradaki halk ne istiyor bunları belirleyerek sorunları çözüm bulmayı hedefledik aslında. Bunun üzerinden yola çıktık. Merhabalar, ben Dilara Kırcal, Beykent Üniversitesi 3. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Ben de Sena Özüşemeci, ben de mimarlık öğrencisiyim 3. sınıf. Bu dönem neler yaptınız? Kentsel planlama dersimizde Fatih Belediyesi ile birlikte kentsel planlama ölçeğinde bir çalışma yaptık. Aynı zamanda diğer derslerimize odaklandık. Yoğun bir dönemdi bizim için. Evet, yani şehir mimarlık öğrencisi olarak şehir bölge planlama açısından bilgi edinmek için gayet verimli bir ders oldu bizim için de. Projenizden birazcık bahsedebilir misiniz? Fatih Belediyesi içerisinde Cibali Mahallesi'ne odaklanıyoruz. Bu odaklandığımız yer bizim için tarihi envanter açısından zengin olması önemli ve hemen sahilin yanında olduğu için önem verdik. Orada kentsel ölçekte sokakları yayalaştırılarak bazı yolları daha çok trafiğe açarak bir meydan oluşturup yani bir aks üzerinde bir meydan oluşturduk aslında, evet. Yoğun yapı stoğu içerisinde geniş meydanlar açmak zorken biz o dar alanda mahalle kültürünün devam edebileceği iyi bir proje yapmaya çalıştık. Benim ismim Muhammed. 3. sınıf mimarım. 4. sınıfa geçtim. Yapmış olduğum kentsel tasarım Fatih'te. Onu sunacağız bugün. Ben de Niren Aydınlı. Ben de Beykent Üniversitesi'nde mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün yaptığımız projeyi sunacağız. Onun için geldik. Projenizden birazcık bahsedebilir misiniz? Fatih'te aks belirttik. O aksa göre bir alan seçtik. Park hem güvensizdi hem düzeni bozuktu falan. Biz baştan yarattık. İstediğimiz gibi bir düzen yaptık. Hem daha güvenli oldu hem de daha gelebilecek, kullanışlı. Evet, yeşil alan oranı çok az Fatih bölgesinde ve kamusal alanlar biraz kısıtlı. Biz de bu yüzden bir kamusal alanı tekrardan değerlendirdik. Yeşil alanlar ekledik. Çocuklar için daha güvenilir hale getirmeye çalıştık. Bunun yanı sıra da sokak hayvanlarını da göz önünde bulundurduk. Onları da düşündük projemizde. Merhaba, ben Ahmet. Mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim Beykent Üniversitesi'nde. Semih Ayner. Ben de Beykent Üniversitesi mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim. Bu döneminizi nasıl değerlendirirsiniz? Biraz zor bir dönemdi gerçekten, yorulduk. Ama bittiği için mutluyum. Yine de güzel bitti zor olmasına rağmen. Evet, ben de katılıyorum. Projenizden birazcık bahsedebilir misiniz? Bir sorun belirledik öncelikle gezi rotasında. O soruna dair çözüm önerileri getirdik. Sonrasında da sorunlarımızla daha bağdaşan kentsel mobilyalar, kentsel ölçekte tasarımlar yaptık bir şekilde. Fatih bölgesi daha tarihi bir bölge olduğu için hani bazı tarihi yapıları birbirine bağlayarak biz daha çok bir gezi rotası haline getirmeyi planladık ve aslında değeri çok fazla bilinmeyen tarihi yapıları da daha çok göz önüne almayı planladık. Ben Hüseyin Burak. Ben Umut Çankun Akçe. Projenizden bahsedebilir misiniz? Yani bizim projemiz Saraçhane bölgesinde. Gençlere yönelik bir proje oldu. Birazdan sunacağız, bakalım görelim. Heyecanla bekliyoruz. We are the ZTT Group from Palestine. Me, Ala Al-Tamimi. I am Mohammed Junaidi. Anas Shawa. And what do you want to say about your project?
So in first we start to think about the Fatah Atoll, and we are going down and down to micro scale, as the doctor said. So, and we start to meet the needs that municipality and other people that want us to do in that area. So that's about me. Yeah, it's the main important things. We connect the two very important public space with each other, and you will see now. We think Fatah area, it's a very important area and needs some development and more attention to it. Please introduce yourselves. I'm Ala, an architecture student from Beykent University. I'm Esma, I'm an architecture student from Beykent University. Could you please tell more about your project? Our project talking about urban planning and design. We try to look for solving some problems in Fatah district, and these problems were detecting during our trip and then during our analysis to whole Fatah district to reach the best solution that we could make in such a district like Fatah. It's the same. Okay. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Fatih Belediyesi Plan Proje Müdürü Sümeyye Koç. Fatih Belediyesi'nin üniversiteleriyle yaptığı işbirlikleri dolayısıyla çok mutluyuz. Özellikle üniversitemiz Beykent Üniversitesi ile çok teşekkür ederiz. Duyduğumuz kadarıyla başka üniversitelerle de işbirliği içerisindeymişsiniz. Bu üniversitelerle işbirlikler arasında alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu soru için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bugün Beykent Üniversitesi öğrencilerini ev sahipliği yaptığımız için de gerçekten çok mutluyuz. Biz Fatih Belediyesi olarak aslında bu bence tüm İstanbul ve Türkiye için de önemli bir süreç. Şu anlamda akademi ve yerel belediye beraber çalıştığı zaman üretilen projelerin daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Hani Fatih Belediyesi'nin bu anlamdaki işbirliklerine önem vermesinin nedeni bu. Çünkü üniversiteler, akademi birçok projede, birçok alanda aslında çalışıyorlar. Sonuçta oradaki arkadaşların hepsi aslında bizim meslektaşımız, hani aday meslektaşlarımız. Onların ürettikleri projeler, fikirler, onlar da hani zihinleri çok daha parlak, çok daha hani böyle farklı şeyler görebiliyorlar. Ve biz o ışığı yerel belediye olarak aslında bir şekilde alana yönlendirmeye çalışıyoruz. Sonuçta üretilen hiçbir fikrin, hiçbir projenin boşa gitmemesi anlamına geliyor bu. Fatih için neden önemli? Tarihi Yarımada tüm akademi için, yani İstanbul'daki hatta Anadolu'daki birçok üniversite için bir laboratuvar aslında. Birçok proje üretiliyor, birçok farklı alt bölge var. Bunlarla ilgili üretilen fikirleri biz öncelikle yerel belediye olarak biz haberdar olmalıyız. Ve hani bunları belki de işte alana yönlendirmeliyiz. İstanbul'daki birçok üniversiteyle biz görüştük ve üniversitelerin bu konuda gerçekten hani çok pozitif dönüşlerini aldık. Bunlardan bir tanesi Beykent Üniversitesi. Bu konuda da hem hocamıza hem üniversitemize teşekkür ediyoruz. Çünkü öğrencilerin alanı gezmesi, bu dokuyu hissetmeleri, burada proje çalışmaları bizimler için çok kıymetli. Şimdi sizlerle beraber birazdan arkadaşlarımızın jüri projelerini göreceğiz. Eminim ki orada da çok güzel fikirler var ve biz bunları alana da yansıtmak için yerel belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Bir akademik dönemin sonuna geldik ve birlikte bir dönem boyunca Fatih Belediyesi sınırları içerisinde kentsel tasarım ve planlama dersini gerçekleştirdik. Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf Türkçe ve İngilizce bölümü öğrencileriyle. Ben doçent doktor Melis Oğuz, doktor öğretim üyesi Bilgen Dündar, sevgili araştırma görevlimiz Buket Samancı ve bize zaman zaman destek veren yine araştırma görevlimiz Hakan Ilıkova'nın destekleriyle birlikte gerçekleştirdik. Ama tabii bizlere kapılarını açan Fatih Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü'ne özellikle teşekkür ederiz. Çünkü sizlerin bizleri aslında misafir etmesi sayesinde ben öğrencilerimle bugün burada bu keyfi yaşayabiliyorum. O yüzden çok teşekkür ederiz sizlere.
Sümeyye Hanım, Aykut Bey, İlker Bey, Melih Bey, Leyla Hanım ve Büşra Hanım, sizlere teker teker teşekkür ediyoruz. Her ihtiyacımız olduğunda bize destek verdiniz, öğrencilerimizle sahada birlikteydiniz ve bizimle birlikte de bu mesaiyi harcıyorsunuz. Onun için de çok değerli, öğrencilerimiz için de çok değerli ve kıymetli bir deneyim bu. Ben daha fazla sözü uzatmayayım ve bugün tabii biz bütün projeleri buraya getirmedik. Bazı öğrencilerimizin projelerinin sizlerin karşısına çıkmaya uygun olacağını düşündük. Biz tabii onların notlarını verdik, akademik olarak değerlendirmelerini yaptık. Ama bugün aslında gelecekte mimarlığa adım attıktan sonra önemli bir paydaşları olan yerel yönetimden, sizlerden geri dönüş almaları önemli. Dolayısıyla biz bugün onlara yine herhangi bir geri dönüşte ya da kritikte bulunmayacağız ama sizin kritikleriniz bizim için değerli. Öğrencilerimizin projeleriyle ilgili değerlendirmeleriniz, sorularınız olursa onları yanıtlamaya çalışacaklar. Her öğrenci grubu için yine 10 dakika bir sunuş süresi belirledik. Ardından sizin sorularınız, yorumlarınız için elbette bir zaman var. Daha sonra da bugün öğrencilerimiz bugün sundukları projeleri kütüphanenin girişinde ve kütüphanede de 4 Temmuz'a kadar sergileyecekler. O sergide herkese açık olacak. Ben herkese, tüm öğrencilerimize, bugün burada olmayan hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ve ilk grubumuzu davet ediyorum. Hoş geldiniz kızlar, buyurun. Hello everyone. I'm Ala, Syrian, from Beykent University and architecture student. And here is my group members, Amani, Asma, and there's also Shahat, but she's sorry that she couldn't came today. I'm going to produce our project that made under the supervision of our Dr. Melis Oğuz. I would like to start first to say that this project made after all the analysis that made to all Fatih district and that shown here in the 25,000 scale maps, this map shows all the analysis that we made to functions, main route, subroute, and all other all other data or information that we had to make in order to choose the area that we think that it should change or have to change according to the problems that we tried to focus on during our analysis. Our area was in this part of Fatih district. We're near to the Hasaki Mosque and near to two branches of Istanbul University. Moving to 1000 scale map, this map shows all the impact and the changes that we made according our design. In this map shows that this yard was an empty yard in our area, and our design were target the idea that targeted inversing the reality from giving priority to other transportation methods and giving priority to cars. We were trying to reverse this fact and trying to make the priority giving to the pedestrians according to make this design. This design created a park that would be intended or visited from the residents in the area or even people far away from it. And this design combined other mosque yards and university yards near to it. And it became especially only for pedestrians in order to support the pedestrian infrastructure in Fatih district. Whereas we thought that it's a problem in Fatih district, and we noticed that during our trip in the first of this semester. This map shows all the way that pedestrians could move according the design, showing as red dashed lines all the main streets around the design area, and also all the sub small streets that became with dead end to make a safe and enjoyable area for pedestrians.
This park also have some activities that I'm going to analyze in a 500 scale map. Let me first talking about the components of this design. Here we have two entrances, main entrances, that also made according while taking into considerations also the roads and other transportation methods, tramway station and also bus stops were taken into consideration according this design. We have three main entrances from three sides. This side is near to a bus station here and also near to the tramway station. Another main entrance here is also located near to a bus station over there, and also there is a bus station here that able people to move this way to the only pedestrian path that we try to create in the design area. This is a 25 width meter width square that able people to walk and enjoy their time in this, and also it's surrounded by a running path, and also there is inside of it sitting areas for people. Going to inside, we have this main yellow path, which is a gallery path. We tried here to combine the idea of exhibition and walking together in one design idea, because we thought it's something boring to just be in an exhibition and going around ourselves. We tried to make it outside, and the design of this where I will analyze this design idea in the renders photos. We have also some shops here that might conserve or serve all people that might come here to make a picnic or to enjoy their times. There's also a sitting structures between these shops to able people to enjoy their times. And here is all the ways that people might go through in this design in yellow. And here is our green areas, and also there is sitting areas located inside the grass. People able to go through the paths we created and able to sit on grass or going through it too. We have bicycle paths that also specified for children's, because we thought it's not that long way to be for older people. We located here trees that it's not located in the real site, but we believe that this trees will orient the movement of pedestrians in order not to move in a dangerous way for them, because there is a car parking here. It will be safer for people to walk here, and also will be better for the movement of cars to reach the car parking. Here we have this long continuous path, also only for pedestrians specified, and also combined with the yards of this university and also with other mosque universities, with other mosque yards. So the result of this design become that the whole this area become only closed for pedestrians, but also open to the outside and safe and enjoyable for them. I will move to the sections. These sections shows the project area here beside the other buildings, here and here from two sides. Going to the partial sections that shows, please move to the partial section.
These partial sections shows this gallery path that I talked before. This gallery path was extended from the main entrance of the yard and ends beside the university. So it was intended that it will attract people to go through it, especially if they are going from the bus stop or tramway station. They will be more likely to walk through this road. So we tried to apply this idea in this road that will be more likely to visited from people or people more likely to walk through it. This idea we're taking from the fact that the Fatih district is a peninsula. So the idea of it is like waves in different sizes, but it's also in a rectangular way because we thought it suits the site more. This partial sections also show all the activities that might be made here, also according to the human beings that are drawn in this partial sections. We have also this collage that shows all the activities that made in this area, running, from running and walking, and also looking to the exhibition path that we created, and also cycling. At the end, we have the render photos that shows the possible scenarios that will be from people that will be visiting this area. The possible scenarios that will be here in this area that people might intend to come to the park and also enjoying their time in this park, but also they might go to a purpose, for example, going to their universities, or even the worshippers will go to the mosques. So it became an enjoyable and also safe area for them to walk. And also the worshippers intend to come to the mosque yard might discover this area according to the paths that we tried to create. And here we have all the photos shows the running path, bicycle path. Here is the a continuous path that shows here between university yard and mosque yards. Here is the gallery path that we created from the main entrance to extends to the university yards. And here is people enjoying their time sitting or serving from the shops located here. They might also enjoy their time sitting here. And here is a northeast and east view from also the project and design. Here is all the design, and thank you. Thank you so much. I would like to thank Melis Hoca and also Buket Hoca in order to their effort with us this semester. Thank you so much. Merhaba, ben İlayda. Grup arkadaşlarım Nur Eşaf ve Büşra. Biz Davutpaşa Mahallesi Cerrahpaşa Caddesi'nde bulunan Davutpaşa Camii ve çevresini seçtik. İlk önce SWOT analizi yaparak alanı neden seçtiğimizi gerekçelendirdik. Buna bağlı olarak hem olumlu ve olumsuz yönler ortaya çıktı. Olumlu yönler olarak arazinin çevresinde birçok farklı işlevler var. Birçok farklı işlevin ortaya çıkmasıyla birlikte kullanıcı tipleri de çeşitlendi. O yüzden yapacağımız projeyi birçok farklı insan kullanabilecek. Daha sonra ulaşım ağlarına yakın, bu yüzden araziye ulaşım kolay. Olumsuz yönler olarak araziye birçok giriş var. Bu sebeple arazide düzgün bir doğrultu yok. İnsanlar girdiğinde kayboluyor ve belirli bir aks yok. Daha sonra araziye konut kapı girişleri var. Bu sebeple alan kamusallığını kaybetmiş ve daha da tanımsızlaşmış. Aslında burası düzenlenmiş bir alan. Fakat insanlara ve orada yaşayan insanlara uygun olmadığı için çocuklar için yapılan alan bile kullanılmıyor. Onun yerine cami avlusunu kullanıyorlar. SWOT analizinde bunlar ortaya çıktı.
Daha sonra dolu boş, işlev, ulaşım ve yeşil alan analiz yaparak bu alanda neler yapabiliriz diye düşündük. Yeşil alan analizine göre ne kadar çok yeşil alan kullanmalıyız? Ulaşıma göre girişleri nereden vermeliyiz diye tespitler oluşturduk. Merhaba öncelikle. Daha sonra bu alanda aslında neler yapabiliriz? Aslında bu alanın tanımlandığı işlevler vardı. İşte çocukların oynayabileceği bir alan aslında. İnsanların dinlenebileceği bir alan. Aynı zamanda kamusal bir alan. Çünkü caminin avlusu ve camiye girip çıkanlar da bu alanı kullanıyorlar. Bu alanları aslında buradaki diyagramlarla, daha doğrusu yapmak istediklerimizi buradaki diyagramlarla anlatmaya çalıştık. Burada aslında bu tanımlanan işlevleri birbirine geçirerek buradaki alandaki sürekliliği ve geçirgenliği aslında sağlamaya çalıştık. Bunun da amacı aslında bir girişten girdiğinde bir yaya yolunu kaybetmemesi, bu alanların tanımsız kalmaması ve yayayı aslında orada bizim yaptığımız tasarımın bir yerden bir yere götürebilmesiydi. Hafta tasarımımızda da aslında bunu göstermeye çalıştık. Daha sonra bu işlevleri aslında birbiriyle bağlayabilmenin en mantıklı yolunun ve en bize uygun olan yolunun gridel sistemler olduğunu düşündük ve aslında bu gridel sistemleri buradaki gibi yaparak bu yani daha karesel alanlardan ayrı olarak daha dikdörtgensel ya da birbirinin içine geçebileceği şekilde tasarlamaya çalıştık. Daha sonra dediğim gibi bu alan caminin aslında avlusu ve genel olarak baktığımızda cami avluları yeşillik bakımından zengin alanlar. Bu zenginliği aslında caminin olduğu tarafta çoğaltarak bütün projede de aslında kullandığımız bu geçirgenliği yeşil alanda da caminin etrafında daha fazla, diğer alanlarda da geçirgen olacak şekilde dağıtmaya çalıştık. Arkadaşım kapı girişlerinin olduğundan ve bu alana yukarı çıkabilir misin? Bu alandaki girişlerin çokluğundan bahsetti. Aslında bu alana girişte birçok giriş var ve aslında bu girişler bu alanı tanımsız yapan elemanlardan birisi. Girişlerin yanında çıkışlar da aynı şekilde çok fazla ve yan tarafında da medrese var. Dediğim gibi bu yaya aksını devam ettirerek aslında insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Burada da aslında kullanıcı çeşitliliğinin, dediğim gibi çocukların fazlalığından, yaşlıların dinlenme alanlarından, oturma alanlarından ya da camiye girenlerin dinlenme alanlarından oluşturmaya çalıştık. Burada da dediğim gibi yine odak noktalarını aslında belirledik ve kullanıcıların hangi alanlarda daha çoğunlukta olduğunu göstermeye çalıştık. Burada da konutların kapı girişlerini gösterdik. Burada aslında bu alanda bizim hali hazırda olan zaten kültür miraslarından olan alanlar olduğunu gördük ve su elemanlarının olduğunu fark ettik. Bir çeşme, bir kuyu ve şadırvan vardı aslında. Bu üç elemanı aslında birbirine bağlayarak bir yol gösterme, aksımıza yardımcı olabilme konusunda yardımcı olabileceğini düşündük ve bunları kullandık. Daha sonra gridel alanları da burada bütün tasarımımızda kullandığımızı gösterdik. Yeşil alanlar şu an düzenlenmiş halde olduğunu söylemiştik. Daha kütlesel alanlar ve tanımsız alanlar aslında. Bu tanımsız alanları bu şekilde kütlesel olarak koymak yerine biz bu alanları parçalayarak kullanmaya çalıştık. Burada da alanları aslında ayrı ayrı konumlandırıp işlevleri şu anki düzenlendiği haliyle işte çocuk parkı, caminin avlusu ve dinlenme alanı olarak ayırmak yerine burada birleştirdiğimizi göstermeye çalıştık aslında. Bunun dışında daha sonra tasarıma geçtik. Büşra'ya vereyim sözü. Öncelikle herkese merhaba. Burada tasarım aşamasına geçtik. Aslında ana fikrimiz gridel bir sistem ve geçirgenliği arttırmak her zaman. Burada gridi bütün alana yaydık. Burada aslında birçok girişimiz olduğundan bahsetmiştik. Şurası medrese. Şu an hali hazırda İstanbul Üniversitesi'nin lisansüstü merkezi olarak kullanılmakta.
camimiz burada, Davutpaşa Camisi. Burası tarihi bir cami. Burada hazire ve mezarlıklar falan var. Şurada bir Hekimoğlu Ali Paşa Camii kalıyor ve bu aks buraya göre aslında çok fazla düzenlenmiş. Ve Fatih Belediyesi'nin de bu yol üzerinde bir kültür yolu projesinin olduğunu da biliyoruz ve oranın düzenlendiğini de biliyoruz aslında. Kaldırımların sarıya boyanarak Kasekiye doğru bir kültür yolunu aksettirdiğini farkındayız. Ve onu düşünerekten burayı da bir aslında kör bir alan olarak fark ettik ve burayı nasıl canlandırabiliriz orayı onu düşünerekten bir tasarım yapmaya karar verdik ve ana amacımız burada grid'e yaymaktı bunu. Grid'le birlikte toprak geçirgenliği, yeşil geçirgenliğini sağlayarak böyle bir tasarım aksettirdik aslında. Burada bizim 3 ana girişimiz var diyebiliriz. Buradaki girişi sağlamak amacıyla burada bir parametrik oturma grubu alanı tasarlayarak aslında davet aslında kişiyi davet ettirebileceğini ve sakin bir alan yaratabileceğini düşünerek burada bir oturma elemanı tasarladık ve buradaki yeşil alanla birlikte camiyle burayı biraz daha sakin kılmak istedik. Burada grid'de aslında şu an çok fazla park var ama bu parkların çocuklara artık hani yeni dönem çocuklarına çok hitap ettiğini düşünmüyoruz biz. Çünkü bir kaydırak veya tahterevallinin artık çocuklar için çok eğlenceli hale gelmediğini fark ettik ve farklı oyun grupları çözümü yaparak burada gridlere bu oyun gruplarını yaydık ve bizim aslında burada kaim olan bir kuyu var ve hiçbir şekilde yani aktifliğini belli etmiyor kendi içinde. Burada bir kuyunun buradan varlığını su yollarıyla birlikte Şadırvan'a ve Şadırvan'dan da tarihi çeşmeye ileterek Nureyşan'ın da bahsettiği gibi buradaki suyu aslında bir tanımlı bir aks oluşturabileceğini düşünerek de bu köşelerde bir çocuklar için su aracı, aslında oyun aracı şeklinde o suyu da orada kullanmayı düşündük. Caminin bu kısmını şurada bir kafe, büfe, ufak bir büfe çözümlemesi yaptık burada. Ve buradan aslında yolda geçenlerin de hemen bir şeyler alabileceği elinde. Ve cami kısmında da burada bir sessiz alan çözümleyerek burada bir oturma elemanı, Şadırvan'ın ayırıcı bir görevi olarak burada bir oyun grubu ve en sonunda tekrardan burada bir oturma grubu çözerek projeyi tamamladık. Ve bu projeyi de şu sokak, burası bir çıkmaz sokak. Buradaki oturan sakinlerle konuştuk ve buranın yani Ramazanlarda falan oturup burada önceden pandemiden öncesinde yemekler falan yendiğini söylemişlerdi. Burada da onu sağlayarak buraya yaymaya çalıştık projemizi. Bu şekilde tasarımlar gerçekleştirdik. Renderlarda da aslında, üstte çıkabilir misin? Sudan bahsetmiştik. Burada 3 boyutlu olarak bu suyun varlığını gösterdik. Maketimiz şu an burada değil, makette bu çalışmalarımızı yaptık. Büfe kısmı, oyun grubu kısmı aslında biraz daha interaktif, daha katılımcı, daha da eğlenceli olabilecek bir şekilde çözümler üretmeye çalıştık. Bu şekilde aşağı inebiliriz. Aslında 3 boyutlu olarak da projenin bizim hayal ettiğimiz kapsamda bu şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Buradan bir giriş var, şurası bir giriş ve bu girişlerin aslında hep bir tanımlı bir alana çıktığını aksettirerek böyle bir çözüm gerçekleştirdik bu alanda. Öncelikle elinize sağlık. Bu özellikle Davutpaşa Camii'nin önündeki düzenleme yani uygulanabilir aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Yani planlara uygun ve o kültür rotasına tutunması meselesi çok önemli. Ben sadece özellikle bu ölçekte de bir tık alttaki caddeyle de ilişkiyi, özellikle birkaç çıkmazdan bahsettiniz. Onlar bir tık düşünülebilir çünkü iki tane paralel bir alan var ve güneydeki caddede Cerrahpaşa Camii tutunuyor. Dolayısıyla hani mesele şey de, biz her zaman bu iki alanı nasıl birbiriyle ilişkilendireceğiz? Çünkü farklı dönemlerde gelişme eğilimine sahip. Hani projeye o eklemlenebilir. Onun haricinde uygulanabilir buluyorum. Elinize sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Başka sorusu olan yoksa bitirebiliriz. Bu dersi bize, bu imkanları sağlayan hocalarımıza teşekkür ederiz tekrar. Güzel bir dönem geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Good morning everyone. I am Anas Shawar from Palestine. We are a pure Palestinian group. That's it. Here is my friend Ala, Qusay and Muhammad. So today we will explain our projects starting from the
scale 1 to 25,000 map. So this is the general map analysis for Al-Fatah area. As you see here, we are explaining the land use and the transportation, and also we are explaining how the earthquake are going there, and what is the effect would be if an earthquake happened. And then we will go to the selection area map, and we will say why we select this area and how we choose it and how we go on it. So as you see here, this map, we see this is as a middle area, and the strategic area needs some improvement and development on it, because it's a very important area and have some problems need to fix, and it's all it also be able to do. It's not impossible or something like this. Then, if we started with this map, so we are showing the function for this area, and we are trying to explain. Yes, as you see, this map, starting from this street, the red one, is two lanes mixed use between tramway and buses. So it will be serving the area and make it easier for the people living there or the tourists to come and visit this area, because there are a lot of traffic and so on. And as you see here, this one is the prepaid station. So it will help to figure out and solve the problem of crowding at peak hours or something like this. Because you have prepaid station, it will be easier and faster process. Starting from the project from the Al-Fatah Mosque, here is the street connecting our project to the mosque. It's like one entity, it's like two separated projects, but this street made them like one entity and one project, or are connected to each other directly. So this is the pedestrian street, which has some improvement and also development on it. Some trees and something like this to provide a walkable, enjoyable street. So people can start from here, going from this bus station, going to the mosque, and directly going to this street, connected to the first park and the next park, all the way to the wall, which is a very important place and an historical place. People don't care too much about it and don't know information or too much information about it. So we did it this way. And here also, as you see, this purple things is the universities. So it's connected to each other. Here there was a street right here. We closed it and connect the parks directly to the university, so they will be able to take the benefits from this parks. And yes, that's it. As you see here, this map is a little bit closer to the park. We will be able to explain the activities and what we improve at this parks. So first of all, this is the leading street, which leads you directly to the wall, as I said before. The first one refers to this area is the pedestrian path links between the parks and the mosque, which you provide to the people at Friday days to go to the parks and have some tea or something like this. And also number two, which is, can you zoom in, please? That's enough. Yes, number two, it's a lunch area and something like this, providing this area to be able for the civilians sitting right there, or tourists coming to this area to have lunch. And also it will improve how it will affect this area, how it will affect the surrounding area. This lunching area will provide somewhere to eat, and it will provide the commercial, and the restaurants will have more visitors to it. So economically it will improve the area. And also sitting area, which is number three. And number four here, as you see, this is an open area and skating area to the children's to play on it, because there are some lake on it. While we go there, we see some children's playing at the street or something like this.